11 yıl önce 3 tane kadın arkadaşımız korkunç bir komployla, korkunç bir şekilde cinsiyetçi ve milliyetçi sahiplerle Avrupa'nın göbeğinde katledildiler. Biz 9 Ocağı anarken ondan birkaç gün önce 2016 yılında hatırlıyorsunuz Seve, Pakize arkadaşlarımız Silopi'de katledilmişlerdi. Ondan çok daha önce 2018'de Hevrin Khalaf'ı katletmişlerdi. 2021'de Nagihan Akarsel'i katletmişlerdi. Ve sandılar ki katlede katlede bitirecekleri bir kadın iradesi var. Katlede katlede bitirecekleri bir Kürt iradesi var sandılar. Demek istediler ki itaat edin, rahat edin. Ama burası, bu mücadele itaat edenlerin değil, yaşamını kavgaya dönüştürenlerin yeridir. Bu mücadele öyle bir mücadeledir, öyle bir direniştir. İtaat etmemeye, rahat etmemeye devam etmekte kararlıyız. Varız, var olacağız ve bu mücadeleyi büyüteceğiz. Kürt kimliğini savunmaya, Kürt olmaya, Kürt hareketinin başlattığı bu mücadeleyi büyütmeye de elbette her zaman kararlı bir şekilde devam edeceğiz. 9 Ocağı'nın üzerinden 11 yıl geçti. Fakat Kürt kadın mücadelesi halen dimdik ayakta ve kaybedilenlerini anarak ve daha da büyüterek bir yerlere geleceğimizi buradan bize karşı bu yönlü tepkileriyle, kameralarıyla gösterenlere bir kez daha buradan sesleniyoruz. Taybet Analardan bugüne, katledilen yoldaşlarımızdan bugüne bu mücadele bitmeyecek. Kadın mücadelesi, Kürt kadın mücadelesi bitmeyecek. Jiyan Azadi! Jin Jiyan Azadi, Jin Jiyan Azadi, Jin Jiyan Azadi. Şehit namerim, şehit namerim, şehit Jiyan Azadi, Jin Jiyan Azadi, Jiyan Azadi, Jin Jiyan Azadi. Anıları mücadelemize ışık tutacak. Şehit! Amin! Şehit! Arkadaşlarımızın mirasını mirasımız olarak tekrardan sahipleniyoruz ve onların mücadelesini yerde bırakmayacağımızın sözünü veriyoruz. Evet, Sakine demişti hep kavgaydı yaşamım diye. Leyla'nın hayatı da buradan Avrupa'ya uzanan ama asla mücadeleden vazgeçmeyen bir hayattı. Fidan'ınki de öyleydi. İşte onların arkasından geldi Türkiye'de kadın mücadelesi. Onların bıraktığı mirası devraldı ve mücadele yükseltti. Çar parça Kurdistan'da Jibona Seknajine, Jibona Aşitiye ey berkadıdan her tüm ruburu kuştini katliam ediminin. Peşaroja khu, hem Irak, İrone khu, hem ji doye khu, emi bişopinin o tekoşine va hatani azadibinin emi berdavam bıkın. Van kujer, em nastıkın mego, çar parça Kurdistan'ı da. Evi kustun, kurdan bıkın çar parça, user çar parçayı da. Tekoşina kurdan, büfettisinin, deskefti van, ben pel bıkın. Le Başur Nagihan Akarsel kuştun. Le Rojava'yı Hevrin Khalaf katil kırın. Le Kurdistan'a Bakur, Seve, Pakize, U Fatma katil kırın. Le Avrupa'yı ji, kustun, Sekna sakinayan car ve peyam ebişinin. O le rojlatzi jina amini. İşte jina amini da iro sekneki hemu cihan belavye felsefa azadiya jine parastine. Sen sol bana bir sola da olsa. Aynen. Sol küçücü. Ben de yapamam. Ben de yapamam. Görüşürüz. Ben de yapamam.
günü Paris katliamının yıl dönümü ve aynı zamanda Maraş'ta, Mersin'de ve bugün Sakine Heval'in memleketi olan Dersim'de mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Bizler kadın özgürlük mücadelesi yürütenler şunu çok iyi biliyoruz ki bu katliamların hedefinde bizim mücadelemiz var. Gerekçesi de budur. Ancak hiçbir şekilde bizler mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bugün Sakine Heval'in yanındayız ve onunla ilgili konuşmak elbette ki çok zor geliyor bize. Çünkü onu anlatmak hiç de kolay bir şey değil. Çünkü Sakine Cansız aynı zamanda bir tarihtir. Aynı zamanda Kürt Kadın Hareketi'nin tarihidir. Kürt Özgürlük Mücadelesi'nin tarihidir. Bu tarihi anlatmak elbette ki çok zordur. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki onun mücadelesi bize bir miras bıraktı. Ve bugün bu mücadele, bu miras aslında dünyanın her yerinde kendisini yaşamsallaştırıyor. Biz Kürt kadınları da bu mücadeleyi yaşamsallaştırmaya, eşitliği, özgürlüğü mücadelemizin gerekçesi olarak görmeye devam edeceğiz. Çünkü o bize onurlu bir yaşam davasını bıraktı ve onurlu yaşamın da kolay olmadığını gösterdi. Ama biz onun fikirleriyle, düşünceleriyle aslında biz kadınların önünü nasıl açtığını çok iyi biliyoruz. Onun mücadelesiyle aslında Kürt Kadın Hareketi bugün dünyada bilinen bir mücadele haline geldi. Sakine yoldaşımıza şunu söylemek isterim. Yürüttüğü mücadele bugün dünyanın her yerinde yankılanıyor. Nasıl mı yankılanıyor? Tam da aslında Kürdistan'da, Rojhelat'ta, Rojava'da kadınlar Jinjiyan azadi diyor. Bugün dünyanın her yerinde kadınlar Jinjiyan azadi diyor. İşte tam da Sakine'nin fikriyatı yani Jinjiyan azadi her yerde yaşam buluyor, her yerde sesleniyor. Bir şekilde hayatın her alanında aslında Sakine Cansız yaşamsallaşıyor, ölümsüzleşiyor diyebilirim. Bugün onu tekrardan ve mücadelesini, mücadele arkadaşına tekrardan saygıyla anmak istiyoruz. Ve bu katliamın hesabını soracağız. Hatırlayarak soracağız, mücadele ederek soracağız, örgütlenerek soracağız. Ve bu yaşamın eşit ve özgür bir yaşam olması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu kararlı duruşu biz Sakine Yoldaş'tan aldık. Bu iradeyi Sakine Yoldaş'tan aldık. Ve Kürt kadınları olarak bu mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz deyip saygıyla tekrardan kendisini anıyorum. خودی تعالا چه که زبان مشهودان دی که زبان امیج جواب شدی، ایشالله رحمان که زبان امیج جواب شدی، ایشالله. توش کدی نویش؟